Herkese merhaba sevgili teknoloji oku izleyicileri. Ben Özgür Çetin. İşte Türkiye'deki ilk videolardan bir tanesiyle HTC U12 Plus karşımızda. Hem kutudan çıkaracağız hem de teknik özelliklerini anlatacağız. Gelin bakalım HTC U12 Plus'ın özellikleri neler? Evet, tanıtıldı, tanıtılıyor, özellikleri sızdı, şöyle oldu, böyle oldu derken HTC U12 Plus resmen Türkiye'ye geldi. Biz de şu anda HTC'nin Türkiye'deki ofisindeyiz, İstanbul'daki ofisindeyiz ve hemen telefonumuzu kutudan çıkarıyoruz. Tabii bunlar şimdi engineering sample dediğimiz ilk ürünler. Kutu normalde bu kadar sade olmayacak. Başka aksesuarlarda bulunacağı bilgisini aldık. Bir tane kulaklığımız var. Kulaklık gördüğünüz üzere USB Type-C standart olarak artık böyle geliyor bildiğiniz üzere. Şöyle bir kulaklık pedleri geliyor. Bir tane de şurada. Bunu yapıştırmışlar. Çıkarmayayım şimdi buradan. SIM kart yuvasından ayırmamıza yarayan demir parçamız var. Bir de adaptörümüz mevcut. Telefonumuzu da tabii burada hemen çıkartıyoruz. Ha, bir de ne var burada? Aa, çok güzel. Çok güzel. Burada bir de kılıfımız var. Biraz sert bir kılıf. Mecbur oluyor bu kılıflar. Şimdi neden olacağını anlatacağım ben size. Kılıfın da kutudan çıkması iyi olmuş. Çünkü telefonumuz son dönemde moda olduğu üzere arkası parlak gördüğünüz gibi. Modellerden bir tanesi. Şu anda beni görüyorsunuz hatta. El sallayayım size. Hemen telefonun özelliklerine bakalım. Ben açtım. Çünkü bazı ayarlarını yapmam gerekiyordu size göstermek için. O yüzden mecburen açtım. Telefonumuzun ekranı 6 inçlik Quad HD olarak geçiyor. 2880x1440 piksel. Artık standart haline gelen 18'e 9 oranına sahip. Artık zaten bu oran standart haline geldi. Tabii 6 inç olunca birazcık uzun olmuş telefon. Onu söyleyeyim. Bu uç kısımlarına bakın. Parmağın ulaşması biraz zor. Yani telefonun kenarlarına baktığımızda ise kenarları oldukça ince. Üst sadece üst kısmında hani gerektiği kadar bir alan bırakılmış. Bu güzel olmuş. Ona rağmen birazcık iri bir telefon olduğunu söyleyeyim. 6 inç olunca zaten bundan daha küçük olması da en azından şu anki teknolojide mümkün değil. Corning Gorilla Glass'ımız var. HDR 10 desteği var. Mevcut bulunuyor. Tabii yan tarafa bakacak olursak fiziksel özelliklerden biraz devam edeyim. 3 adet tuşumuz var. Çok görülüyor mu bilmiyorum. Birazcık evet, siyah tasarlanmış tuşlar ama bu tuşlar elektronik tuşlar arkadaşlar. Enteresan. Yani tam anlatamam burada belki ama dokunmatik ama siz dokununca içeride bir şeyler oluyor. Aynı otomobillerde olduğu gibi tıklama gibi bir şey de yapabiliyorsunuz böyle. Bakın tıklanabiliyor. Yani çok hafif bir dokunmayla çalışıyor. Hem ses tuşu böyle hem de power tuşumuz böyle. Zaten siz dokunduğunuzda size bir geri bildirim veriyor. Hafif bir titreme oluyor. Aynen iPhone'un home tuşunda olduğu gibi. Bunun dışında bu HTC'nin daha önceki modellerinde kullandığımız böyle bu hani sıkarak bir şeyler yapıyorduk telefonumuza. Bu özellik Edge dediği, HTC'nin Edge adını verdiği özelliği burada da mevcut. Bu yan yüzlere bastığınız zaman bakın ben şimdi şöyle yapıyorum. Bunun ayarını yapmanız gerekiyor ama önceden HTC Edge ayarlarından. Bu şekilde hem sağdan hem de soldan çalışabiliyor. Bakın şu iki kere tıkladığınız zaman bu böyle bu şekilde uygulamaları küçültüp büyütebiliyorsunuz. Enteresan olmuş. Şimdi tekrar eski haline geri getirelim. Çok iddialar vardı bu telefonla ilgili. En önemli iddialardan bir tanesi Snapdragon 845'ti. Evet, Snapdragon 845 var cihazımız üzerinde. Snapdragon 845'te geliyor zaten. 6 GB RAM'imiz var. 64 ya da 128 seçenekli olarak geliyor bunlar. Depolama kapasitemiz mevcut. Ayrıca micro SD kartla beraber 2 TB'a kadar böyle bir kart alabilirsiniz bulursanız veya maliyeti size yüksek gelmezse arttırabiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere hemen ekranda göstereyim. Şöyle ne kadar görünüyor bilmiyorum ama netliği yapayım şuraya. Önde 2 adet kameramız bulunuyor. Öndeki kameralarımız 8-8 olmak üzere dual kamera. Dual kameramız bulunuyor. Bokeh etkisi için kullanılıyor bu. Yüz algılama, işte diyafram açıklığı olarak baktığımızda ise F2 diyafram açıklığına sahip. 84 derecede görüş açısını sunduğunu söyleyelim. Ayar etiketleri yapabiliyoruz. HDR boost var, yüz tanıma var, ekran flaşı var. Çeşitli özellikler yine standart olarak telefonlarda karşımıza çıkan fonksiyonlar da var. Arka tarafı çeviriyoruz. Az önce söylediğim gibi parlak bir yüzey bizi karşılıyor. Artık bu neredeyse standart haline geldi. Yine arkada da iki kameramız var. Bu iki kamera, iki kameradan bir tanesi HTC'nin daha önce de modelinde kullandığı ultra pikselini verdiği 12 megapiksellik bir kamera bulunuyor. Bu geniş açı imkanı sunuyor ve diyafram açıklığı da 1.75 olduğunu söyleyeyim. İkinci kameramız ise 16 megapiksel. O da telefotoğraf için kullanılıyor. Yani zoom için kullanılıyor. Bunun diyafram açıklığı ise 2.6.
Zoom için kullanılan bu kamera 2x'e kadar optik zoom, 10x'e kadar da dijital zoom imkanı sunuyor. Bunu da belirtmiş olalım. Hemen kameranın alt kısmında çift led flaşımız mevcut. Onun da altında parmak izi okuyucumuz bulunuyor. Ana kamerada da ayar etiketleri mevcut. 10 saniye kadar otomatik zamanlı, %100 algılama, 4K 60 FPS. Bence bu çok önemli, ana kameranın bu özelliği. 4K 60 FPS olması çok önemli. Evet, alalım diyelim. Şimdi kameramızı açalım mesela. Kameranın özelliklerine bakalım. Çözünürlüklerini buradan görebiliyoruz. İşte 12 megapiksele kadar bir çözünürlük sunuyor. HDR'yi açıp kapatabiliyoruz. Zoom girme özelliğimiz burada. Bakın zoom buradan bu şekilde giriyoruz. Şu an bir fotoğrafta çektik hatta. Diğer özelliklerine bakacak olursak hangi modlarımız var? Panorama, Pro, Video, Hyperlapse, Slow Motion, Selfie Foto, Selfie Panorama ve Selfie Video gibi seçeneklerimiz mevcut. Dediğim gibi 4K 60 FPS çekiyor olması bence önemli bir özellik. Giderek de birçok artık fotoğraf makinesinde yer alıyor bu teknoloji. 4K'da 60 FPS gayet de başarılı olduğunu söyleyelim. 4 mikrofon bulunuyor üzerinde. 3D ses kaydı yapabiliyor. Teknik speklere devam edelim isterseniz biraz. Dediğim gibi ayar etiketleri varmış. Onlara bir bakayım. Telefonu ben de şu anda elime daha yeni aldığım için çok fazla bir özellik konusunda çok fazla bir bilgim de şu anda öğreniyorum ben de sizin gibi. O yüzden birazcık böyle takılma vesaire olsa kusura bakmayın, onu baştan söyleyelim. Hyperlapse özelliği var. Optik görüntü sabitleme özelliğimiz de var. Yine ana kameramızda bulunan fonksiyonlar arasında yer alıyor. Birazcık menülere bakalım. Standart HTC menüsü HTC özelliklerini taşıyor. Ayarlarımıza bakalım mesela. Burada bir sürü. İşte Face Unlock özelliğimiz var. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Fingerprint scanner'ımız var. İşte Edge Sense dediğimiz, az önce anlattım. Bu ekranı tıkladığımız zaman bakın. Tıklıyoruz mesela. Devam ediyor, küçülüyor vesaire. Bu gibi özellikleri mevcut. Ve şu anda da bu elimizdeki üründe 64 GB'lık gördüğünüz üzere. 128'lik versiyonda olacağını söyleyeyim. Çift sim desteği var. Eğer hani bölgelere göre değişecek, Türkiye gelecek mi bilmiyorum. Renk olarak baktığımızda şimdilik sadece siyah gelecek. O bilgiyi aldık. İlerleyen dönemde hani yeni renkler gelir mi bilmiyorum ama şimdilik bize verilen bilgi sadece siyah rengin olacağı yönünde. Alt kısımda görüyorsunuz şurada birazcık buraya bir parlatalım, netlik vereyim şuraya. Evet, alt kısımda şöyle bir gösteremedim tam ama evet, telefonun alt kısmında Micro USB Type-C olarak geçen bağlantımız var. Type-C için dediğim gibi bir şey çıkıyor buradan. Ayrıca bu kulaklık direkt Type-C kulaklığı, ayrıca bir dönüştürücü çıkacağı da söylendi. Gerçek kutudan, bu ürün kutusu değil, demo olduğu için. Onun dışında telefon gerçekten güzel olmuş, öyle söyleyeyim yani. 845'te coşturması güzel olmuş. Tabii bu bir ön açılım ve kutu açılımı olduğu için yani teknik özelliklerini ve dışında böyle test etmemiz vesaire yapmamız pek mümkün olmayacaktır ama genel olarak baktığımızda iyi bir telefon olmuş. Evet, telefonla ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Teste geldiğinde detaylı bir testi yapıp yine sizlerle görüşlerimizi, bilgilerimizi paylaşacağız. O zamana kadar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her türlü görüş, yorum, eleştirinizi gerek bu videonun altına gerekse www.teknolojioku.com adresine iletebilirsiniz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.